Merhabalar, bu videoda sizlerle sınavlara bir doküman yüklemeyi göstereceğiz. Öncelikle sınavımıza başlayalım. Sınavımızdaki sorulara hemen her sorunun altında bulunan dosyalar kısmına sorunun cevabını yazarak yükleme şansımız var. Bu yüzden hemen bilgisayarımda bir boş Word belgesi ya da bir TXT belgesi ya da bir Excel belgesi, bunu neyle hazırlamanız gerekiyorsa onunla bir boş bir sınav belgesi oluşturuyorum. Adımı, soyadımı, numaramı yazıyorum ve açarak sorunun cevabını, sorumuz Ar-Ge nedir? Ar-Ge nokta 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 kaydediyorum. Sorumu hazırladıysam, bitirdiysem eğer, kaydettiğim belgeyi bakın şu ekrana sürükleyerek bırakabilirsiniz ya da şuradan yeni belgeye tıklayarak, yeni belge butonuna tıklayarak dosya yükle seçeneğinden dosyayı seç diyerek de yine aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Hemen sürükleyelim. Dosyamız buraya eklenecektir. Olur da bu dosya üzerine bir değişiklik yapacaksanız sınav süresi bitmeden yapabilirsiniz. Nasıl? Bu dosyanın üzerine tıklayacaksınız, sileceksiniz. Sonra tekrardan yüklemek istediğiniz varsa yeni bir dosya, yeni bir belge, bunu buraya sürükleyeceksiniz. Soruda birden çok dosya yüklemeniz talep edilebilir. Bu alana birden çok dosya yükleyebilirsiniz. Her sorunun altındaki bu alanlara birden çok dosyayı aynı anda yükleyebilirsiniz. Fakat dosya yüklerken dikkat etmeniz gereken önemli bir şey şu. Burada vermiş olduğunuz cevabı bir de yukarıdaki metin alanına yazmamanız. Ya metin alanını kullanın ya da sorunuzun cevabını doküman olarak ilgili alana ekleyin. Aynı anda farklı şeyler yazarsanız sorunuz dikkate alınmayabilir. Hatalı olarak görülebilir. Bu dokümanları yükledikten sonra muhakkak sınavınızı kaydetmeyi, uygulamayı bitirerek sınavınızı kaydetmeyi unutmayın. Buraya henüz cevaplanmadığı olarak yazılıyor olabilir. Bu metin alanını doldurmadığınız için bunu yazıyor. Uygulamaya dön diyerek metin alanına bir şey yazmanız gerekiyorsa buraya işte ektedir dosyada dosya olarak cevaplandı olarak bir metin yazabilirsiniz. Böylelikle dersin öğretim elemanında soruları kontrol ederken sizin yüklemiş olduğunuz dosyaları gözden kaçırmamış olur. Hemen kaydedelim bakalım. Uygulamayı bitir butonu bizim kaydet butonumuz. Evet, cevap kaydedildi şeklinde. Sağ tarafta da bakın 1 gözüküyor. Cevap kaydedilen cevaplarda 1 gözüküyor. Aynı şekilde diğer sorulara da yine dokümanlarla cevap verebilirsiniz. Bu dokümanlar illa Word belgesi olmak zorunda değil. Belki dersin hocası sizden özellikle bir tasarımın resmini buraya koymanızı isteyebilir. Bilgisayarda tasarladığınız ya da hazırlamış olduğunuz bir PowerPoint belgesini buraya koymanızı isteyebilir. Ya da bir konuyu araştırmışsanız onunla alakalı yapmış olduğunuz tabloları resim olarak ya da Word belgesi ya da Excel olarak buraya yüklemenizi sizden isteyebilir. Öyle durumlarda bu aşağıdaki dosya kısımlarını, soruya ait olan dosya kısımlarını kullanacaksınız. Her sorunun altında bu dosya kısımları mevcuttur. Dosyanızın yüklenip yüklenmediğinden emin olmak için şunu yapabilirsiniz. Dosyanız yüklendiği zaman dosya şeklini alacaktır. Bakın şöyle yapalım, silelim. Şu dosyayı buraya yükleyelim. İlk yüklenirken metin olarak gelecek. Yükleme bittikten sonra da kutucuk şeklinde gözükecektir. Eğer yüklenen dosyanın hatalı olup olmadığını kontrol etmek isterseniz bu dosyaya tıklayıp indir diyerek bilgisayarda açarak kontrol edebilirsiniz. Tabii hazırlamış yükleyeceğiniz dosyalara muhakkak kendi adınızı, soyadınızı ve ilgili bir soru, bir soru, iki soru, üçse bunu yazmayı da ihmal etmeyin. Bir karışıklığa sebebiyet vermemek adına. Evet, kolay gelsin. İyi çalışmalar.